O kadar borcum var kamu olarak. Sen borcunu ödemiyorsun. 2 yıldır, 3 yıldır borçlar ödenmiyor. Devlet yaptırdığı işlerin borçlarını ödenmiyor. Ha, bir elin parmakları kadar sayılacak şirket var ya. Evet. Onların paraları tıkır 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 ödeniyor. Yani dünyada en fazla ihale alan 10 şirketin 5'i Türkiye'de ya. Bu şirketlere gayet güzel. Bütün Türk halkı 82 milyon o 5 şirkete, 6 şirkete çalışıyor. Var yoğun gücünde çalış. Çalış babam, çalış öde bunları. Çalış öde bunları. Şu anda 82 milyon bu 5 şirkete çalışıyor. Ama bunlar ortaya çıkacak, önümüzdeki dönemlerde ortaya çıkacak. Bu iş dünyası temsilcileri, bu şirketler neler aldığını, neler ettiğini, bu ülkede yaşıyoruz. 82 milyon olarak bu ülkede yaşıyoruz. Bu 82 milyonu kaç yıldır kendilerine çalıştırıyorlar. Bunlar ortaya çıkacak, bunlar gözükecek. Ne işler yaptıkları gözükecek. Kaç liralık işi kaç liraya aldıkları gözükecek. Bak, havalimanının inşaatında kod farkından 2,5 milyar euro gitti, değil mi? Kimse hesabını sorabildi mi? Kimse bir şey yapabiliyor mu? Güçler Birliği yönetimi böyle oluyor işte. İhale ediyorsun 60 milyar, sonra diyorsun ki 30 metrede biter. 60 metre, sonra diyorsun 30 metrede biter. Biter diyorsun da aradaki para 2,5 milyar eurocuk. 20 tane şehir hastanesi yapıyorsun, yapım maliyeti 400 milyondan desen bir şehir hastanesi ya, yapım maliyeti 8 milyar dolar tutar. 67 milyar dolar hazine garantisi. Fahrettin Koca, o da demiş aynı şeyi. Hasta garantisi yok. 67 milyar dolar neyin garantisi o zaman Fahrettin Koca? İnsan garantisi bile veremediniz. Organ garantileri verdiniz. MR garantisi, röntgen garantisi, şu garantisi. 67 milyar dolar neyin garantisi? Gözünün içine baka baka kıvırma diyoruz biz buna. 67 milyar dolar garanti vermişsin. Diyebiliyor musun? Benim şehir hastanelerimde hiçbir hazine garantisi yok diyebiliyor musun? En azından insanı bütün olarak kabul etseydiniz de garantiyi öyle verseydiniz. Deseydiniz ki insan garantisi var ya. İnsanın sağlık garantisi var.